Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Özerkleşme ve özgürleşme ile artan boşanmaları görebiliyoruz. İnsanlar daha özgür ilişkiler yaşamak isteyebiliyorlar ve aile biriminin öneminin azaldığını görebiliyoruz. Tabii bugün konuyu aileden topluma seçerek aile biriminin öneminden bahsetmek istedim. Sağlıklı aile sağlıklı toplumu oluşturur. Aile nedir? Önce bir bakalım, inceleyelim. Aile en küçük toplum birliğidir. Evlilik ve kan bağına dayanan karı koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birimdir. Yani toplumun en küçük birimi olmasıyla burada toplumun sosyalleşen bir birlik olduğunu tekrar anlamış oluyoruz tanımla beraber. Anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile diyoruz. Geniş aile görebiliyoruz bir de toplumumuzda daha fazla. Anne baba, çocuklar, çocukların eş ve çocukları, büyük anne, büyük baba gibi akrabalardan oluşan aileye de geniş aile diyoruz. Ülkemizde tabii çekirdek aile ve geniş aile daha sık görülürken, peki diğer aile tipleri nelerdir? Hani bunun bilgisini vermek istedim. Günden güne daha çeşitlenebiliyor değil mi aile tipleri? Gecekondu ailesi nedir? Şehirden başka bir şehre göçmüştür, yeni hayat mücadelesi veriyordur ailece. Hem yeni şehre uyum sağlamakta, hem ekonomik gelir seviyesini yükseltmek için ya da ailede çocuklar okullarını değiştirmiştir, yeni okula uyum sağlamaya çalışıyorlardır. Burada gecekondu ailesini görüyoruz. Tekrar evlenmiş aile olabilir. Daha önce eşler evlenmişlerdir, bir evlilik geçirmişlerdir ve tekrar evlenme olabiliyor. Bunu da günümüzde daha fazla görmeye başladık. Çift kariyerli aile olabilir. Yani hem eşlerin ikisi de çalışıyor. Kariyerler, tabii burada çalışma var mı yok mu kariyerler arası değil mi? Bu önemli oluyor. Çocuksuz aile olabilir. Tek ebeveynli aile olabilir. Bunun da günümüzde yine arttığını görebiliyoruz. Eşler boşanmış. Bir ebeveyn çocuğuyla beraber veya çocuklarıyla beraber yaşadığını görebiliyoruz. Yeniden yapılanmış aile olabilir, yaşlı aile olabilir veya eşcinsel aileler gibi devam etmektedir aile tipleri. Toplumda sosyal ve kültürel değerlerin ve kuralların ilk öğrenildiği yer ailedir. Yani tek ebeveynli ailede olsa orada değil mi çocuklar söz konusu? Yeniden tekrar evlenmiş ailede olsa, geniş ailede olsa, çekirdek ailede olsa, gecekondu ailesi de olsa, çocuklu ailelerde görüyoruz ki kurallar aktarım halinde, kültürel değerler aktarım halinde. Neleri öğreniyor ailede bireyler? Sevgiyi, saygıyı öğreniyorlar, vatanı sevmeyi öğreniyorlar, ahlaki değerleri öğreniyorlar, kültürel değerleri, kültürel kuralları öğreniyorlar. Toplumu oluşturacak değerlerde ailenin önemini görüyoruz bu şekilde. Ailenin topluma karşı dolayısıyla sorumluluğu vardır. Yani her aile kendi içerisindeki öğrendikleriyle, sorumluluklarını yerine getirmesiyle, aile içi görevleri yerine getirmesiyle topluma karşı sorumludur. Aile içi huzur, denge ve aile içi bireylerin birbirleriyle sağlıklı iletişimi toplumdaki huzura da yansıyacaktır. Yani biz ne kadar aile içinde huzurlu, dengeli ve sağlıklı iletişim kurabilen bireyler olarak yaşıyorsak toplumdaki huzuru da ne yapıyoruz? Arttırmış oluyoruz, öyle değil mi? Ailede istikrarlı bir uyum sergilemek karşılıklı zarar görmeyeceğini bilmek güvenlik ve huzur getirir. Şimdi biraz burada hani huzuru daha tanımlamaya çalışırsak aile içindeki açmak istersek birbirlerine karşı ne kadar uyum sergiliyor bireyler? Karşılıklı birbirlerinden ne kadar eminler zarar görmeyeceklerine dair? Peki uyum nedir? Huzuru yakalamak istiyorsak uyumlu olmalıyız birbirimizle. Uyum nedir? Mesela toplumsal bakış açılarımızda birbirimize uyum gösterebiliriz. Alışkanlıklarımızda uyum gösterebiliriz. Değerlerimizde uyum gösterebiliriz. Siyasi fikirlerde. Bu konularda birbirimizin farklı görüşleri olsa da uyumla beraber aslında
farklı görüşlere saygı duyma ya da bunları karşılıklı kabullenme vardır. Ailede üyelerin birbirine olumlu duygu ve düşünceleri taşıması da huzur getirir tabii ki. Yani biz birbirimize ne kadar acaba olumlu duygu ve düşünceleri sahibiz? Gün geçtikçe değil mi aile içinde bakıyoruz, huzursuzluğumuz aslında birbirimize karşı şikayetlerimizin artmasıyla, birbirimize karşı yanlış kelimeler kullanmakla artabiliyor. Bir de şöyle bakalım, şimdi bu pencereden bakalım. Uyumla huzuru arttırmak dedik. Yine olumlu duygu ve düşüncelerle de huzuru arttırabiliriz ailemizde, dolayısıyla toplumda. Ne olabilir? Mesela sevgi, saygı hissediyor olabiliriz. Bunları bir liste yapabiliriz yine kendimiz. Böyle bir elimize bir mektup da yazabiliriz, aileme mektubum gibi. Burada dikkat edilmesi gereken dediğim gibi hani olumlu neler var onları bulabilmek. Yaptığı işi takdir edebiliyor olabiliriz. Ev içi düzenini takdir edebiliyor olabiliriz aile içindeki üyenin. Farklı görüşlerine saygımız olabilir. Mizaçlarımızın uyumlu tarafları vardır. Aramızdaki benzerlikler vardır. Bunlar hoşumuza gidebilir. Bunları da yazabiliriz ya da düşünebiliriz. Birbirimize bunları yansıtabiliriz. Şimdi bu örnek verilen noktalarda olumlu duygu ve düşüncelere sahip olabiliriz. Sağlıklı ailelere ulaşılması, sağlıklı topluma ulaşmada ilk adımdır. Yine bu düşünceyle devam ediyoruz. Şimdi bakacağımız şey de aile içi ilişkiler nasıl güçlendirebilir? Çünkü şöyle düşünebiliriz, ya ben hani olumlu bir şeyler tamam bulmak istiyorum, aile içindeki huzurumu yakalamak istiyorum, aile içindeki üyelerle birlikte birbirimizin dengede ilişkilerin gitmesini istiyorum. Fakat bizim ilişkilerimiz zayıf zaten. Yani ben bunları yakalamakta zorlanıyorum. Dolayısıyla ortak huzuru yakalamakta da zorlanabilirim. Peki aile içi ilişkiler nasıl güçlendirilebilir? Bunlara biraz tavsiye niteliğinde yaklaşmak istedim. Her akşam günün nasıl geçtiği beraber paylaşılabilir, değil mi? Akşam bir süre, bunun uzun bir süre olması gerekmiyor. Günümüzü nasıl paylaştık, ailece konuşabiliriz. Biliyorsunuz bizim aile içi akşamları, akşam yemeği vaktimiz var. Orada da konuşulabilir. Ya da bir çay içme vakti yapabiliriz yemekten sonra. Orada da paylaşılabilir günün nasıl geçtiği. Her aile üyesine haftada en az bir saat dolu dolu zaman ayrılabilir. Yani ailede 4 kişiyiz diyelim ama her birimiz birbirimize baktığımızda dolu dolu haftada bir saat ayırmışız. Sorun yaşanan bir konuda aile üyelerinden görüş ve tavsiye alınabilir. Evet, ne yapıyoruz şimdi? İlişkileri güçlendirmek için adım adım ilerliyoruz. Birbirimize ne yaptık? Görüş ve tavsiyeler paylaşımında da bulunmaya başladık. Haftada belirli gün aile üyeleri bir araya gelebilir. Yani hep birlikte bir araya geldiğimiz ve aynı zamanda ortak zaman birbirimize ayırdığımız bir etkinlik de yapabiliriz. Aile üyeleri birbirine verdiği sözleri tutabilir. Evet, bu ilişkileri güçlendirmek açısından önemli. Söz verebiliyoruz değil mi birbirimize? Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım senin için ama sonra unutabiliyoruz, önemsemeyebiliyoruz. Burada ilişkiyi güçlendirmek için yine bu sözü gerçekleştirebiliriz. Üsluba dikkat edilerek eleştirilere açık olunabilir. Evet, aile içi bakıyoruz ki ilişkilerde eleştiriye açık olunmadığında bir eleştiri geldiğinde yüksek tepki gösterebiliyoruz. Hatta bu şiddete bile dönebiliyor. Burada eleştiriye açık olmak, tabii eleştiri yapanın da üslubuna dikkat etmesi önemli. Aile içi ilişkiler güçlendiğinde aile güçlenecektir. Dolayısıyla güçlü bir toplum için aileler de güçlendirilmelidir. Toplum da bu şekilde güçlenecektir, değil mi? Aile içi ilişkileri güçlü olan bir toplum düşünün. Dolayısıyla diğerlerinin de birbirleriyle ilişkileri güçlenecektir. Toplum güçlenecektir. Karşılıklı sevgi hissedebiliriz fakat iyi ilişki kurmayı bilmiyoruzdur. Yani evet, ben çok seviyorum. Oğlumu çok seviyorum. Eşimi çok seviyorum. İşte kızımı çok seviyorum. Fakat bir bakıyoruz ki iyi ilişki kurmayı beceremiyoruz aramızda. İşte aile kurumu burada dağılabiliyor değil mi? Eşimle ben iyi ilişki kuramadığımda birbirimizi sevdiğim
birbirimizi sevdiğimiz halde aile dağılabiliyor ya da çocuklarla iyi ilişki kuramıyoruz ve bununla mücadele edemiyoruz, başa çıkamıyoruz. Yıpranıyoruz. Bu eş ilişkisine de yansıyor, yine aile dağılabiliyor. Aile içi ilişkilerin güçlendirilmesiyle biz ne yaparız? İletişim becerilerini, çatışma çözme becerilerini ve stres yönetimini ailede sağlarız, geliştiririz. Tabii sağlıklı aile varsa sağlıklı toplum var. Sağlıklı ailenin özellikleri neler peki? Evet, ilişkimizi güçlendirdik. Aile içi huzurumuzu yakalamaya çalıştık. Şimdi peki genel olarak sağlıklı ailedeki özellikler neler? Bunlara bakalım. Birbirlerine ilgi ve sevgiyle yaklaşımları olduğunu görüyoruz ailedeki bireylerin. Birbirlerine bağlılık hissettiklerini görüyoruz. Birbirlerinin varlıklarından mutluluk duyuyorlar. Düşünsenize, aile içi bireyin varlığından siz hiç hoşnut değilsiniz. Sağlıklı ailede birbirlerinin varlıklarından mutluluk duyma vardır. Evet, demin de söylediğimiz gibi ilişki yönetimi için çatışmaların çözümleme konusunda da başarılıdırlar. Sağlıklı ailede çatışma çözümü vardır. Devam edelim. Birbirlerini oldukları gibi kabul ederler. Yani sen farklı bir bireysin diyerek hani onu dışlama ya da ilişkiyi bozmaya gitmeden olduğu gibi kabul etme vardır. Birbirlerini takdir etme vardır. Olumlu özelliklerini gördüklerinde, olumlu davranışlarını gördüklerinde bunu dile getirirler, takdir ederler. Ortak zevklere sahiptir. Sağlıklı aile de ortak zevkler görülür. Evet, yaptıkları bir hobileri beraber olabilir, bir etkinlik olabilir ve ondan zevk alıyorlardır. Yani bir dizi izlemek de olabilir, değil mi bu akşamları? Dizinin kritiğini yaparsınız, zevk alırsınız, yanınızda çay içersiniz. Fikirlerini ve duygularını birbirlerine rahatça ifade ederler. Bu konuda sıkıntı duymazlar. Birbirimizin fikirlerini ve duygularını farklılaştırma yerine ne yaptık? Onları rahat ifade edebildik ve kabullenmeye gidebildik sağlıklı aile içerisinde. Ailedeki olaylar hakkında şakalaşma ve olaylara mizahi dille yaklaşabilme yeteneğine sahiptirler. Yani her şey hemen çözülecek, işte çok önemli bir mesele, sorun, bunun için mücadele edelim, işte sorunu belki hani büyüterek çatışma içerisine gireyim olabiliriz, değil mi? Bir de şöyle yaklaşıyor olabiliriz, yani ufak bir şeydir zaten, hani onu şakalaşmasını aramızda yapıyor olabiliriz. Gördünüz mü, bir sorun olmaktan da çıkıyor, hatta sağlıklı aile özelliğine giriyoruz. Mizahi dille birbirimize yaklaşabiliyoruz. Evet, birlikte zaman geçirir sağlıklı aileler. O yüzden bu hani akşam birlikte yeme ya da akşam bir oturup birlikte çay içme, birlikte zaman geçirmelerini gördüğümüz aileler ne kadar değerli, öyle değil mi? Sağlıklı aile özelliklerinden birini de gerçekleştirmiş oluyorlar. Sağlıklı ailelerin sağlıksız aile yapılarından daha az problem yaşadıkları düşünülemez. Biz öyle görüyor olabiliriz ya da düşünüyor olabiliriz. Ya biz zaten hani iyi bir aile değiliz, sağlıklı değiliz. İşte problemlerimiz var. Fakat sağlıklı ailelerde de problemler var. Peki bunun arasındaki fark nedir? Yani sağlıksız aile yapısıyla sağlıklı aile yapısındaki fark problemler değilse bu fark nedir? Problemleriyle daha başarılı bir şekilde başa çıkabilmeleridir. Yani problemlerle sağlıklı aile daha başarılı bir şekilde başa çıkar. Sağlıksız ailede problemlerde başarılı başa çıkmayı göremiyoruz maalesef. Sağlıklı aile yapısı ailenin yaşam boyu geçireceği kriz durumlarına dayanmasını ve atlatmasını da kolaylaştırır. Evet, ailede yaşam bireysel de veya aile içi krizler ortaya çıkabiliyor, değil mi? Biz sağlıklı aile özelliklerine sahipsek ne yaptık? Bu kriz durumlarıyla daha rahat başa çıkabildik. Daha rahat atlatabildik. Kolaylaştı. En son Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın sözlerini size aktarmak istiyorum. Ne diyor kendisi? Toplumun güçlenmesi için
ailenin güçlendirilmesi şarttır. Aile içi şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi aile bağlarının zayıflamasıdır. Sağlıklı ailede bireylerin birbirleriyle bağlılık hissettiğini dile getirmiştim. Devam edelim Nevzat Tarhan'ın sözlerini. O nedenle aileye yapılan yatırım bir anlamda topluma yapılan yatırım demektir. Nasıl bir bina taşlardan oluşuyor ise toplumun yapı taşı da ailedir. Ailenin dağıldığı ortamda sağlıklı çocuk yetişemez. Sağlıklı aile oluşturmakta yardım alarak topluma da fayda sağlayacağımızı unutmayalım. Beraber toplumu sağlıklı bir şekilde inşa etmemiz dileklerimle sağlıklı aile ortamı oluşturarak vatanımıza da hizmet edeceğimizi unutmayalım. Esenliklerle kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.